karanlık gecede hainlerin hedefindeki kritik noktalardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ydi. Darbeciler gözlerini kırpmadan masum sivillerin üzerine ateş açtı. Şov Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık'ın tanıklık ettiği o sıcak anları getiriyoruz ekranlarınıza. Milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, vatanımızı parçalayamayacaksınız. Biri vuruldu görüyorsun çatışma sırasında yerde. Biz vatanı satar mıyız ya? Başındakiler var ya, en baştakiler var ya. Halkla beraber belediye doğru yürürken. Bizim bir suçumuz günahımız yok abi. 15 Temmuz gecesi darbecilerin hedefindeki noktalardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ydi. Ne oldu? Abi bizi kandırdılar abi, anladın mı? Bizi kandırdılar. Bize tabikat dediler, çıktık oraya, neyin ne olduğunu bilmiyoruz biz, anladın mı abi? Ben şimdiye kadar doğuda askerlik yapmadım diye üzülen adamım ben, anladın mı? Biz vatanı satar mıyız ya? Biz satar mıyız abi vatanı? Benim babam da amcam da herkes de bu vatan için savaştı ya. Ne zamandan beri buradasınız? Abi ne zaman, kaç 4 saattir falan buradayız, neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Nereye geldiğimizi de bilmiyoruz biz ya. Mahsur mu kaldınız? Ya kaldık burada. Badre yolu açın, gidelim askereye. Ondan sonra askereye bir daha girmeyeceğiz zaten. Gel. Şu an İstanbul'un göbeğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önündeyiz ve silah sesleri yükseliyor. Şu an asker, halk ve polis çatışma halinde. Hain darbe girişiminde halk İstanbul Büyükşehir Belediye binasını canları pahasına savundu. Şu an belediyenin olduğu yerden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu yerden polise ateş açılıyor. Polis onlara karşılık veriyor şu an. Burası 2. Çanakkale. İstanbul verilmez, ülke bölünmez. Şu an polisle birlikte halk ateş açan askerlere doğru yürüyorlar. Teslim etmeyeceğiz. Bunlar vatandaşın kanı. Vatandaşın kanı. Belediye binasının içi de dışından farksızdı. Belediye binasının en üst katına çıktı şu an polis. Asker teslim ol diyor. Şu an sığınakta 2 kişi bulundu polis tarafından. Dışarı çıkartılıyor ancak öfkeli kalabalık var. Linç etmesin diye o grubun dağılmasını sağlıyor polis. Ondan sonra içerideki 2 kişiyi çıkartacaklar. Tugay, gel buraya. Yak ışığı. Kamera gel. Şuraya şey dedi. Tamam bu ışığı açın. Kamera gel. Bir şey söylemeyecek misiniz? Polis sizi buradan dışarı çıkartacak. Bu adamlarda suç bizim, günahı yok. Bizim bir suçumuz günahımız yok abi. İki asker güç de olsa dışarı çıkarıldı. O gece Saraçhane'de şehit düşen 14 kahraman törenle anıldı.